Efendim Bursa'dan herkese hayırlı akşamlar. Bugün size bir Türk asıllı, Türkmen aileden, Türk oğlu Türk, Suriye'den göçmüş bu olaylardan, 7 seneden beri Bursa'da ikamet eden bir dostumla tanıştıracağım. Bir dostumla sohbet edeceğiz. Adı Beşer Mamu. Dedeleri Konya'dan göç etmiş. Cumhuriyet'ten sonra, 1924'ten sonra Şam'a gitmişler ve Kasyon Dağı'nın eteğinde yerleşmişler. 7 seneden beri Türkiye'de ticaretle uğraşıyor. Sancıları var, sıkıntıları var. Hadi bir dinleyelim bakalım. Evet efendim. Bir kendinizi tanıtır mısınız Beşer Bey? Benim ismim Beşer Mamu. Aslan Türk, Şam'da doğdum, büyüdüm. Olaylardan dolayı Türkiye'ye geldim. Bursa'ya yerleştim. Dedelerin Konya'lı. Aslımız Türk, evet. Evet. Konya'dan İskenderun'a geçmişler. İskenderun'dan Şam'a gitmişler. Evet, bir de biz çocuk kıyafet üzerinde çalışıyoruz. İhracatımız var. Çok aktifli bir firmayız. Vatan severiz. Türk devletini seven bir kişiyiz. Türk milletini seven bir kişiyiz. Ve İskenderun'a gittim geçenlerde, böyle bir ziyaret ettim. Bir baktım böyle iki sene, üç sene gelenler olmuş böyle. Ne Türkçe Türk biliyorlar. Türk asıllı değil. Türk asıllı değil. Ne Türkçe biliyorlar. Ne peki, de vatanseverliği var. Vatandaşlığa başvurdun değil mi? Çok vatandaşlığa başvurdum. Ne zaman? Kaç sene oldu? Ben yani vatandaşlığa 5 seneden beri. 5 seneden beri. 5 seneden beri şimdi ben sisteme girdim. Yani, daha şimdi sisteme. Evet, sisteme girdim. Ve Türk asıllısın. Türk asıllıyım. Evet. Bir de orada biz burada çalışıyoruz. Hamdolsun büyük iyi firmayız. İyi çalışıyoruz. Bir dakika şimdi bir dakika Beşer Bey. Bir şey soracağım. Bu senin tanıdığın Suriyeliler Türk asıllı olmayan vatandaşlık aldı diyorsun, evet, değil evet, mi? Evet, evet. Aynen. Bunlar Türk vatandaşı daha, yani şöyle, Türk vatandaşı almışlar ama dedeleri falan Türk değil. Değil. Hiç, yani Türkçe bilmiyorlar. Türkçe bile bilmiyorlar. Vatanseverliği yok. Evet. Türk milletini de sevmiyorlar. Yani ve vatandaş onlara vatandaşlık vermişler. Evet. Bir baktım. Peki bunun nedir yani? Problem ne? Ankara'da mı? Ankara'da seçemiyorlar mı? Yani seçemiyorlar, bilmiyorlar. Yani seçemiyorlar, bilmiyor. Siz Türkmen ailesiniz. Evet, biz Türkmen Türkmeniz. Soyundan Türkmen. Geliyorsunuz. Evet. Ve burada aslında ben burada Sayın Devlet Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Evet. MHP'ye seslenmek istiyorum. Çünkü evet, her zaman Türkmenlere sahip evet, çıkmıştır. Evet. Eğer bu videomuzu dinlerse lütfen bir el atsınlar. Yani bayağı Türkmenlere bir an önce vatandaşlık verilsin. Çoğu vatandaşlık almadı. Antakya'da, İskenderun'da, Osmaniye'de, İstanbul'da, Ankara'da oturuyorlar. Onları da vatandaşlık almadılar. Yani çoğu almadı. Alanlar var ama az alanlar var. Çoğu alan yok. Bir de bunlar da Türkiye'yi seviyorlar. Türkiye, Türk insanlar. Peki Beşer abi, geçenlerde Bursa'da bir yazı okuduk. Efendim siz Türklerin elinden işleri almışsınız. Yani şu anda bebe satıyorsunuz, çocuk kıyafetleri satıyorsunuz. Efendim işte burada Bursa'da Vişne Sokağı'nda artık Türk firmalarından ziyade Suriyeliler var ve Türk firmaları artık iş yapmıyor, Suriyeliler iş yapıyor. Bizim elimizden mesleği aldılar diyorlar. Bu ne dersiniz? Bu yani manyaklık mı? Çünkü biz Türk firmayız. Yani biz Made in Turkey, bizim ürünlerin üzerinde hep Made in Turkey yazıyor. Kumaşlarınız Türk. Kumaşların üstüne. Kumaşların İhracat yapıyorsunuz. İhracat yapıyoruz. Türkiye'ye yani, gelir getiriyorsunuz. Evet, böyle yani, böyle bir şey olmaz. Herkes çalışıyor. Allah vergi razı olsun. Vergi veriyorsunuz. Allah razı olsun. Devletten, Cumhurreis'ten bize yardımcı oldular, bizi kucakladılar, bize her şeyi verdiler yani. Ama bunu açıklayalım. Ne demek her şeyi verdiler? Ne verdiler yani? Yani şimdi yani, mesela şimdi firma açtık, kolaydı. Her şey kolaydı. Ama daha çalışma iznin yok. Çalışma iznin olmasa bile yine de böyle bilmiyorum bir sistem var. Yani biz çalışma iznini evet, yine uzatmadılar şimdi. Yine de onu uzatmadılar. Evet, uzatmadılar. Şimdi 5. ayın 1'inde bitiyor. Şimdiye kadar şey yapmadılar. Ayrıca siz ihracat yaptınız. Evet. 3 seneden beri ihracat yapıyorsunuz. Evet. KDV'nizi yani iade KDV'nizi alamadınız. Alamadık yine de. Yani şimdi, peki neden alamadınız, onu sordunuz mu? Bilmiyorum. 2 sene oldu biz ihracat ettik. Yani 1 milyon dolar civarında bir ihracatımız var.
Bilmiyorum neden şey yapmıyorlar yani, nasıl oluyor? Bu anlamadım. Anlamadım bir şey. Yani bir de şimdi çalışma izni, bunu da uzatmıyorlar. Yani neden uzatmıyorlar? Nasıl ben çalışacağım? Nasıl bankalarda benim şeylerimi şey yapacağım? Yani bu adam diyor ki sen firmanı kapat da git bu ülkeden. Böyle diyor yani. Bu böyle demek. Bu sen Türk oğlusun, Türksün ben hem de Türk yani. Oğlu, hem de Türk'üm. Evet. Ben de Türkiye'yi seven bir kişiyim. Ben de Türk asıllıyım. Sizin mahallede ben geldim, ziyaret ettim. Mahalleniz hepsi zaten evet, Şam'da bizim mahalle Türk evet. Mahallesi ismi. Yani Türk Şam'da herkes biliyorum. Bizi tanır. Evet. Orada herkes bizi tanır. Ben de şaşırdım. Yani Türkiye'ye ilk geldiğiniz zaman Bursa'da hatırlarsanız Bursa'da yerleşeceğim dediniz. Bana sormuştunuz. Bursa evet. Güzeldir, evet. Yerleşin dedim. Evet. Ben dedim ki herhalde bir senede vatandaşlığınızı alırsınız. Ben de böyle zannettim. Ben de böyle zannettim. Dedim ki belki de daha böyle... Sizin durumunuz ayrı çünkü. Diğer Suriyelilere benzemiyor. Biz de dil biliyoruz. Şey, alternatifim var yani. Ben dil bilmek, şey bilmek, tanış... Hatta sordukları zaman ben Türk'üm diyerdim. Tabii. Benim akrabalarım hep Türk burada. Türk yani vatandaşı. Türk, asıl burada Türklerin akrabaları mı var benim? Türk. Bunlar İskenderun'da yani Bekbele köyü olduğu gibi, mahallesi olduğu gibi bizim akrabamız. Onlar Türk, biliyorlar kendileri. Son söylemek istediğin bir şey var mı? Benim sıkıntımı böyle bir çözseler çok memnun olurum. Allah razı olsun. Yani bu güzel Erkan, bir memleket. Açık devli falan yaptın. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Halktan Allah razı olsun. Yani güzel bir memleket. Yani huzur var. Allah bu huzuru bozmasın. Evet. Teşekkür ederiz. Allah'a efendim dinlediniz. Beşar Mamon, dostum, Türk asıllı. Sıkıntıları var, anlattı. Türk asıllı ve 7 seneden beri burada vatandaşlığını alamadı. İnşallah bu yapmış olduğumuz sohbette birileri dinler ve yardımcı olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Bizi takip etmeye devam edin. Bursa'dan herkese selamlar.